Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi şöyle Gomis hamlesini yapıp orta sahada Pulgar ki bence en büyük eksikliği o. Yani Santrfor'dan önce yapılması gereken hamle orta sahanın merkezine Pulgar'ın pozisyonu oyuncu almak. Onu görmemiş olsaydı yani şöyle değerlendirseydi ya yani Gomis taraftarı geçmişte yaptıklarıyla heyecanlandıran bir oyuncu mu? Evet bir hava getirir mi? Bak saha içerisinde atacağı goller veya şeyden bahsetmiyorum. Takıma gelmesi bir hava getirir mi? Getirir. Bunu getirdik zaten. Diğer bölgeleri biz idare ederiz diye düşünüp hamle yapmamış olsaydı eksik kalırdı. Ama ikisinin birlikte yapılmış olması bence Gomis'i de ileride destekleyen yani geriden oyunu kurarken orada iyi kurulması Gomis'in de bitirici özelliğinde ki yani artık enerjisini ekonomik kullanmak zorunda kalan bir oyuncu. Yaşa ben itibariyle. izledim o son maçlarını mesela yine koşuyor, geriye yardım ediyor top kazanımında. Hani o Torrent'in oyununda farklı farklı belki değerlendirebilir bilemiyorum ne, ne, isteyeceğini ama önde baskıyı kesin isteyeceğini adım gibi biliyorum. Yani en azından evet. analizler onu gösteriyor zaten. Torrent önde bas, bastıran bir oyun anlayışı tamam, içinde baskı genelde. Baskı yapacaktır da zaten tamam. Lükle... Ama geri yani şey fit yani yaşına göre fit o anlamda Tabii, söylüyorum. Yani fittir yani. kendisine bakmasa zaten yaşı bu seviyeye geldiğinde oynaması mümkün değil. O yüzden aslında futbol bilimi sporculara şöyle bir şey getirdi. Yani artık doğru antrenmanları, doğru yüklemeleri yaparsan kendi vücudunu tanıyarak yaşsız sporcuya dönüşüyorsun. Yani Nadal'ın durumunu hani sezon geçen hafta sonunda kaç saat sürdü? 5 saatin üzerindeki 5 saat 24 dakika. 24 dakika Mustafa süren abi. o yaşta ve o sakatlıkları geçirmiş bir ismin performansı e, arkasında yaptığı doğru antrenmanlar, o doğru ben, hazırlıklar. Ben izledim, berbere gittim, döndüm, Hı -hı. hala devam ediyor. Herkes öyleydi yani. O yüzden ben şehir değiştirdim bak o yani <laughs> şey yaparken. Yani başka şehirden başka şehre gittim yolda. Hı -hı. Yani o yüzden Gomis bunu yaptığı için yassız oyuncuya dönüşüyor. Yani ben zaten iyi oyuncuyum, kalitem var. Ben bununla idare ederim demiyor. Ha, seviyesi düşen liglere gidiyor, o başka konu. Yani daha üst seviye liglerde kalmıyor ama bu pozisyon içerisinde kalabiliyor. O yüzden ben de biz fiziksel sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Zaten ligde temposu çok yüksek bir lig değil. Yani i̇şte sprint, o nedenle zaten sprint, sprint sayısı sayı %26.40'mış sayı... Mustafa abi. Yani aş Top da aktif anlamda oynama %26.40'mış. Evet. Hani o duran topları ekliyorlar, şöyledir, böyledir %40 45'e çıkarıyorlar ama normalde %26.40. Evet. Yani işte o do doğru doğru zamanda sprint atarsan, doğru e, o, o attığın sprinti de gören bir oyuncu varsa geriden e, bir anda verimliliğin artar. Yani o yüzden Pulgar hamlesinin Gomis hamlesinden daha değerli olduğunu düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray, Ross Barkley transferinde sona geldi. Chelsea'de forma giyen 28 yaşındaki İngiliz oyuncu Ross Barkley için kiralama teklifinde bulunan Galatasaray transferi bitirmeye yaklaştı. Galatasaray teknik direktörü Torrent'in Chelsea'nin hocası Tuchel'den Ross Barkley'i istediği ve kadroda düşündüğü öğrenildi. Sarı Kırmızıların transfer gündemindeki Barkley 2018 yılı ara transfer döneminde Everton'dan Chelsea'ye 17 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 1,5 sezon Chelsea forması giydikten sonra Aston Villa kulübüne kiralandı. Aston Villa'da bir sezon forma giyen oyuncu bu sezon yeniden Chelsea takımına katıldı. Galatasaray'ın transferini bitirmeye noktasına geldi Ross Barkley. Chelsea'de toplam 98 resim maçta forma şansı buldu ve 11 gol 11 asılık katkı sağladı. Galatasaray'da şu an transferde sıkıntı yok. Tek sıkıntı kontenjan sorunu. Cagne veya Babel'den Tekin'in kontratın feshedilmesi gündemde. Eğer kontratları bugün feshedilirse hemen Barkley açıklanacak. Galatasaray'da Brezilyalı var. imzalar atıldı. Kadrosu en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre Sarı Kırmızılar'da yabancı kontenjanda yaratılmak için Cagney'in menajeriyle sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Sahalara Nisan ayında geri dönmesi planlanan Cagney'in bu nedenle sözleşmesinin askıya alınması için harekete geçildi. Ve bu doğrultuda Galatasaray'ın çalışmaya başladı. Louis Campos'un önerisi doğrultusunda hem stoper hem de önle barada forma giyen Rapson Reis için resmi teklif yapıldı. Rapson Reis için Kobe Santos'a 1,5 milyon dolarlık resmi teklifte bulunuldu. Eurosports'un dün akşam gündeme getirdikten ardından bu kez Transfer 24'ün haberine göre iki kulüp Rapson Racing transfer için anlaşma sağladı. Habere göre Santos kulübü Galatasaray'dan gelen 1,5 milyon dolarlık teklifi kabul etti. İşte Gomis'in sözleşme detayları. Galatasaray'da yeni transfer Vafetim Gomis'in sarı kırmızı yönetimi ilk görüşmede ikna ettiği ortaya çıktı. Sabah gazetesinin haberine göre yönetimle yaptığı görüşmede Hala SEO Göreceksiniz. 15 maçta 15 gol atacağım diyen Fransız Yıldız bonusu kaparken bencilik yapmaması için yapacağı asistlere de prim yazıldı. Galatasaray'a geri dönen Buffett'in Mugomis sözleşmesinde yer aldığı iddia edilen 10 gol atarsa bir opsiyon devreye girecek ve kümede kalınırsa bonus alacak maddelerini yalanladı. İşte golcü futbolcunun sözleşme detayları. Gomis opsiyonsuz 1.5 yıla imza attı ve bu sürede toplam 2.5 milyon euro garanti para kazanacak. 4 ay için 800 bin euro alacak Gomis'e önümüzdeki sezon ise 1.7 milyon euro ücret ödenecek. Murutan ve Kerem Aktürkoğlu ile imzalanan sözleşmelerde olduğu gibi 15 ve 30 maç sayısına bağlı bonuslar Gomis için de geçerli. Tecrübeli oyuncuya gol ve asist ödülde vaat edildi. 15 külotersi 100 bin euro prim alacak Fransız Yıldız'a ayrıca asist yapma halinde de bonus verilecek. Galatasaray'dan Beşiktaş'a misilleme Larin Galatasaray Beşiktaş ile sözleşme sezon sonunda bitecek olan ve siyah beyazlı kulüple yeni sözleşme için anlaşamayan Larin ile temaslara başladı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Beşiktaş'ın 1 milyon 750 bin euroluk önerisine karşılık 2,5 milyon lirada da Kanadalı Yıldız'a İster kabul et ister git cevabı verildi. Beşiktaşlıların sezon sonu bitecek olan sözleşmesini yenilemek için 6 ay önce baştan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Siyah beyaz yönetim yapılan pazarlıklarda teklifini 1 milyon 750 bin euroya kadar yükseltirken Kanadalı Yıldız 2,5 milyon euro ve 4 yıllık kontrat ısrarını devam ettirdi. Galatasaray'dan da sürpriz bir transfer hamlesi geliyor. Sarı kırmızılar Larin'i transfer etmek için girişimlere başlıyor. Kanadalı forvetin daha önce Galatasaray'a önerildi. Ancak Cimbom'un etik olmadığı gerekçesiyle bu transfer için devreye girmediği öğrenildi. Sarı Kırmızılar, Gelson Fernandes'i Beşiktaş'ın almasıyla misilleme yapmaya karar verdi. Galatasaray, sözleşme sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirmeyi planlarken camiadaki yüksek tansiyonu da biraz olsun düşürmeyi hedefliyor. Galatasaray'dan Emrah Baba için Alanya Spor'a red geldi. Alanya Spor'da gösterdiği performansla manşetleri süsleyen Emre Akbaba'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Akdeniz ekibi 1 yılına Galatasaray'dan kiraladığı Emre Akbaba'nın servisi için Sarı Kırmızıların kapısını çaldı. Ancak Galatasaray yönetimi Alanya Spor'dan gelen bu teklifi hiç düşünmeden reddetti. Sarı Kırmızılar başarılı futbolcu gelecek sezon kesinlikle takımda tutmak istiyor. Emre Baba, dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in gözünden düşmüş ve Akdeniz ekibine kiralanmıştı. Aytaç Karada Göztepe'ye gitti. Süper ekiplerinden Göztepe Aytaç'ı kiraladı. TRT Spor'un haberine göre İzmir ekibi Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Galatasaray sezon başında Kasımpaşa'dan transfer olan 28 yaşındaki futbolcu Sarı Kırmızılar'da 12 maçta süre alırken skor katkısı veremedi. Dostlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.